Evet sevgili izleyenler, apne, operasyon ne zaman, operasyonun olası riskleri neler ve Rusya bu operasyona hatta İran nasıl bakacak? Bugün bu konuyu değerlendireceğiz. Telefon bağlantımız var. Hattımızın diğer ucunda Mustafa Özcan bulunuyor. Sayın Özcan, yanımıza hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Sefalar bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Şimdi en fazla merak edilen konu özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son aylarda ısrarla vurguladığı bir gece ansızın geleceğiz. O gece ne zaman olacak, size göre bu hafta bir operasyon gelir mi? Buyurun. Eski bir ifade var, alametler belirdi diye sinyaller giderek sıklaşıyor. Bu da operasyonun yakın olacağını gösteriyor. Çünkü karşı taraf operasyonlarını bu şekilde devam ediyor ve ya da planları bu şekilde uygulamaya devam ediyor. Bu planların akamete uğratılması lazım. Denildiği gibi Türkiye hedef tahtasında ve bu Amerika'nın yeni planı, işte sınır muhafızları veya sınır ordusu oluşturma planının arkasında Türkiye'nin oradaki kazanımlarını hiçe indirmek var. Yani bilindiği gibi Türkiye PKK koridorunu engellemek üzere Zerablus'tan Baba kadar bir yol almıştı. Fakat şimdi o güneyde, biraz güneyimizde kurulacak olan Kürt koridoru veya PKK koridorunu kuzeye tamamen sınıra çıkarmak istiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin yaptıklarını bu şekilde bozmaya çalışıyor ve Türkiye için denildiği gibi milli güvenlik açısından Türkiye birinci derecede tehdit. Dolayısıyla Türkiye buna sessiz kalamaz. Kalamadığı için de operasyonun eli kulağında sayılır. Cumhurbaşkanının teyidi de bu yönde. Diğer devlet erkanında bu yönde açıklamalarını dikkate alacak olursak herhalde operasyonun yakın olduğunu tahmin edebilir. Elbette Türkiye siyasi zemini koklayarak, yoklayarak hareket ediyor. Yani şu, tabii PYD'nin arkasında bu şekilde veya Suriye Demokratik Güçlerinin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. O itibarla Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan da sürtüşmeden belki, ama sonuç itibarla bir de karar vermek, risk almak gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye herhalde bu riski alarak operasyon yapacak ve orada PYD'nin Afrin'deki Kürtlerini bu şekilde keserek kurutacak. Plan bu. Mustafa Bey, peki bu operasyonun olası riskleri nelerdir? Nasıl yapılacak? Önce hava desteğiyle vurulacak, sonra karadan mı girilecek, önce ÖSO birlikleri mi gönderilecek ve riskleri neler? Buyurun. Hava harekatına yönelik olarak geçmişte tabii Rusya ile olan rüzgardan dolayı Türkiye pek fazla kullanmıyordu. Şimdi kullanabilir çünkü Rusya ile Türkiye daha ziyade bir mutabakat içinde. Dolayısıyla mutabakata istinaden hava harekatıyla oradaki mevzuları, yerel mevzuları yumuşatmak mümkün. Ondan sonra zaten Türkiye sınırda ve sınırın öte yakasında bayağı askeri yığınaklar yaptı. Bu yığınaklar zannediyorum yeter durumda ve bazı ilaveler elbette yapılacak ve onlar da o işler yolda birkaç gün içinde herhalde oraya varır. Dolayısıyla kara ve havadan bir harekat söz konusu. Riskleri elbette var. Nedir? İşte Amerika ile siyaseten karşı karşıya gelmek. Fakat Türkiye bu riski bir şekilde görüyor ve belki de bu riski göze almak durumunda. Neden? Yoksa karşı taraf bizim kazanımlarımızı veya orada elde... Mustafa Bey, sağdaki riskleri sizce neler? Sahada riskler, elbette sahada riskler daha önce aslında Zerablus meselesinde baktığımız zaman Zerablus'tan Baba kadar Türkiye yani orada tabii bir şey görüyordu ama kayıplarımız da oldu. Fakat kayıplar göz ardı edilebilir yani ya da ne dediğimiz gibi tolere edilebilir tabiri caizse. Kayıplar. Bu açıdan çok fazla kayıp olacağını zannetmiyorum. Zaten Türkiye harekatı ÖSO ile birlikte, ÖSO unsurları ile birlikte yapacaktır. Bu açıdan yani Türkiye bu kayıpları dikkate almış durumda. Yani hamama giren terler diye tırnak içinde bir ifade var. Elbette bir operasyon yaptığınız zaman zayiatları dikkate alacaksınız ama Türkiye'nin tecrübeleri var ve özellikle Suriye'nin öbür tarafında, sınırın öbür tarafında. Ondan dolayı kayıpların telafi edilebilir düzeyde olacağı kanaate hakim. O çerçevede yani çok fazla kayıp olacağını da zannetmiyoruz. Şimdi Afrin dediğimiz yer sivillerin yaşadığı bir nokta ve bu sivillerin yaşadığı doğru noktada da malumunuz bu terörist unsurlar var. Bu noktada hava harekatı biraz risk değil mi Türkiye açısından?
Elbette, elbette nokta atışları yapılması lazım. Dediğiniz gibi orada hakikaten bir ahali söz konusu. İdlib neyse Afrin'de o. İdlib'de biliyorsunuz özellikle Arap'tan kaçtılar. O Afrin ise özellikle Kürtlerin bulunduğu yer. Ve PYD'de onları aslında kalkan olarak kullanmak istiyor. Yani Türkiye'ye karşı bir harekatta veya Türkiye'nin bir harekatında onları kalkan olarak kullanmak istiyor. Dolayısıyla insan refik söz konusu. Onun için evet, yani kademeli bir şekilde belki Türkiye yani sivillere zarar vermeden bu şekilde yapacak ama fakat PKK'dan veya ortaklarından her türlü kuşluk beklenebilir. Dediğimiz gibi sivilleri bu şekilde öne atarak işte onların vayiatına neden olabilir. Böylece Güney Akamoğlu, Türkiye'nin aleyhine imale etmek isteyebilir. Bunlar tabii görülebilir, öngörülebilir riskler. Gerçekten de böyle bir risk söz konusu. Ama sonuç itibariyle dediğim gibi bu riskler çerçevesinde bir harekat yürütülecek. Herhalde bunlar dikkate alınacak. Yani dikkate alınmakla birlikte bazı yanlışlar elbette olabilir. Hı hı. Ama umarız bu yanlışlar da veya hatalar da telafi edilebilir. Nispetli olur. Mustafa Bey, bu biraz da şeye mi benziyor? Tabii bu dediğim şimdi bizim sınırlarımız içerisinde ve şu an konuştuğumuz sınırlarımız dışında ama Mardin Nusaybin ve Diyarbakır Sur malumunuz sivillerin içerisinde terörist unsurlar vardı ve bazı çukurlar kazmışlardı. Bu dediğimiz riskler de işte bu bir tuzakları, hendekler, çukurlar ve yine ölen 18-19 yaşındaki teröristler üzerinden işte Türk ordusu çocukları burada katlediyor diye söylentiler yayılmıştı. Bu tür iftiralar vardı. Bu yönüyle baktığımızda aslında bu konuya biraz da tecrübeli miyiz? Doğru. Ama karşı tarafta bir manipülasyon yapacak. Yani şöyle söyleyebiliriz. Kötü kutsal olmayan bir grupla karşı karşıyayız. Wall Street Journal gazetesinin bir ifadesi vardı. Biz Suriye'de işte Marksistlerle ortak haldeyiz. Yani kapitalistlerle Marksistlerin bir ortaklığı söz konusu. Burada namus aranması mümkün değil. Zaten namussuz bir harekattan bahsediyoruz. Onun için Türkiye'yi kötülemek için, karalamak için ellerinden gelen yapılacağı yapacaklardır. Her türlü manipülasyona başvuracaklardır. Bununla birlikte ya tahammül ya şeker dedikleri gibi Türkiye mecburiyet tahtında tabii ki hareket ediyor. Ondan dolayı dediğiniz gibi sınır içinde de tecrübeleri var. Bu tecrübeleri istinaden herhalde çok fazla yanlış yapmadan o operasyonu ordumuz kotarabilir, silahlı güçlerimiz kotarabilir. O noktada tabii ordumuza, silahlı güçlere güvenmek durumundayız. Herhalde kazanılan tecrübelerde orada herhangi bir operasyon için kafi yeterli. Mustafa Bey, bir dakika içerisinde özetleyelim, süremiz az kaldı. Rusya'nın tavrını soralım. Rusya bu operasyona nasıl yaklaşacak? Vallahi Rusya aslında Rusya ile anlaşmaya varılmıştı. Münih Güvenlik Zirvesi'nde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı ile Rus Cumhurbaşkanı Putin arasında bir mutabakata varılmıştı. Ama bugüne kadar bu mutabakat bir şekilde askıya varılmıştı. Ama dört ülke İran, Suriye, Türkiye ve Rusya Amerika'nın yeni planına karşı zannediyorum Amerika, Ruslar da bu Amerikan planı karşısında herhalde Türkiye ile daha iltisaklı bir yaklaşım içinde olacaklar. Zannediyorum Rusya bu konuda kolaylaştırıcı yaklaşımlarda bulunacak ve Türkiye'nin tavrını veya harekatını anlayışla karşılayacaktır zannediyorum. Olduğu zaman uluslararası siyasette dolayısıyla Amerika'nın gücü bu şekilde dengelenmiş olacaktır. Peki. Ve umarız öyle olur. Peki, çok teşekkürler, sağ olun, iyi akşamlar.